Keloğlan'ın tokmağı. Vaktiyle bir Keloğlan varmış. Bütün ailece çiftlikle meşgul olurlarmış. Nohut ekme zamanı gelmiş. Keloğlan annesine giderek, "Ana, herkes nohudunu ekiyor. Biz de ekelim," demiş. Anası, "Peki oğul," demiş. Bunun üzerine, "Ana, el nohudunu ıslatarak ekiyor. Biz de ıslatalım olmaz mı?" diye sormuş. Anası buna da razı olmuş. Keloğlan ertesi günü gelmiş. "Ana, herkes nohudunu kavuruyor da ekiyor. Biz de öyle ekelim," demiş. Anası "Peki," demiş. Nohutları kavurmuş. Torbalara doldurarak eşeğe yükletmiş. Keloğlan eşeği ve sapanı alarak yola çıkmış. Tarlaya gelinceye kadar nohutları yemiş, bitirmiş. Sapanlı tarlayı sürmüş. Akşam olunca eve gelmiş. Anası sormuş. "Oğul, nohutları ektin mi?" Keloğlan hiç bozmadan, "Ektim ana," diye cevap vermiş. Aradan birkaç zaman geçmiş. Keloğlan ile anası tarlaya nohut yolmaya gitmişler. Kadın tarlaya varınca bir de bakmış ki, ne nohut var ne de bir şey. Keloğlan'a sormuş. "Hani oğul, nohutlar nerede?" Keloğlan bir şeyden haberi yokmuş gibi. "Ekmişim ana, çıkmamış," demiş. Anası doğruca eve gitmiş. Keloğlan da tarlanın kenarındaki yola saparak ağlaya ağlaya yürümeye başlamış. Karşısına bir dev çıkmış. "Ne ağlıyorsun Keloğlan?" diye sormuş. O da, "Şu tarlaya nohut ekmiştim. Çıkmadı da ona ağlıyorum," diye cevap vermiş. Dev, kelin haline acımış ona. "Al şu eşeği, pisle eşeğim pisle de, zengin olacaksın," demiş. Keloğlan sevinmiş, devin söylediklerini yapmış. "Pisle eşeğim pisle," demiş. Eşek yere altınları doldurmuş. Keloğlan altınları görünce birdenbire şaşırmış. Eşeği ve altınları alarak doğruca eve gitmiş. Anasına, "Ana, şu eşeği al. Ben dışarı gidiyorum. Sen pisle eşeğin pisle de," demiş, gitmiş. Anası bir şey bilmediği için oğlunun dediğini yapmış. Yerde altınları görünce aklı başından gitmiş. Sevincinden deli gibi olmuş. O sırada oğlu gelmiş. İkisi birden çok sevinmişler. Evde odunları yokmuş. Keloğlan bir oduncu tutarak eşeğe ona teslim etmiş. "Sakın eşeğe pisle deme, sonra ölür," demiş. Baltayı da eline vererek önden göndermiş. Oduncu Keloğlan'ın söylediğini merak etmiş ve ne olursa olsun diyerek eşeğe, "Pisle eşeğim pisle," demiş. Eşek tabii yere altınları doldurmuş. Oduncu bunları görünce şaşkına dönmüş. Hemen başka bir eşek bulmuş. Kestiği odunları ona yükleyerek Keloğlan'a götürmüş. Odunlarla eşeği teslim etmiş. Keloğlan gene bir gün ahırda eşeğe, "Pisle eşeğim pisle," demiş. Fakat hayvan altın yerine gerçekten pislemiş. Kel hemen oduncunun yanına koşmuş. "Sen benim eşeğimi değiştirmişsin. Neredeyse şimdi bul getir," demiş. Oduncu Keloğlan'a kuvvetli bir tokat vurmuş. O da ağlaya ağlaya eve gelmiş. Sabahleyin kalkmış, tarlanın kenarındaki yola giderek ağlamaya başlamış. Dev gene gelmiş. "Niye ağlıyorsun Keloğlan?" diye sormuş. O da hiç düşünmeden, "Tarlama nohut ekmiştim, çıkmadı. Ona ağlıyorum," demiş. Bu sefer dev, "Al şu mendili, açıl mendilim açıl de," diye tesbih etmiş. Keloğlan mendili alarak geriye dönmüş yolda. "Açıl mendilim açıl," demiş. Mendilden çeşit çeşit yemekler saçılmış. Keloğlan yemekleri ve mendili toplayarak evine gitmiş. Annesine mendili vermiş. "Ana, ben sokağa gidiyorum. Bu mendile açıl mendilim açıl de. Bak ne göreceksin," demiş. Anası Keloğlan gittikten sonra "Açıl mendilim açıl," demiş.
Ortaya yemekler saçılmış. Kadın, oğlu gelince boynuna sarılmış. Oğlum, artık çalışmak istemez, her şeyimiz var demiş. Ertesi günü bütün komşuları mahalleliyi yemeğe davet etmişler. Yemek yetişmemiş, Keloğlan. Açıl mendilim açıl deyince ortaya yemekler dolmuş. Herkes bol bol yemiş. Fakat birisi gizlice mendili çalmış. Onun yerine de başka bir mendil koymuş. Misafirler gittikten birkaç gün sonra Keloğlan mendili almış. Açıl mendilim açıl demiş. Fakat mendil ne açılmış ne de yemek saçılmış. Keloğlan komşulara giderek mendilini aramış. Herkes bizde mendil falan yok diye cevap vermiş. Zavallı Keloğlan gene ağlamaya başlamış. Ağlaya ağlaya o yola gitmiş. Karşısına dev gene çıkmış. Her zamanki gibi. Ne ağlıyorsun Keloğlan diye sormuş. Keloğlan da şu tarlaya nohut ekmiştim. Çıkmadı diye cevap vermiş. Dev bu sefer fena halde kızmış. Eşeği ne yaptın demiş. Keloğlan çaldırdım demiş. Mendili nereye koydun diye sormuş. Keloğlan onu da çaldılar cevabını vermiş. Onu da çaldılar cevabını verince Keloğlan'a bir tokmak vererek bunu al dön takmağım dön de diye tembih etmiş. Keloğlan yolda giderken dön tokmağım dön demiş. Tokmak Keloğlan'ın kafasına adam akıllı vurmuş. Kel eve gelmiş. Aynı şeyi annesine de söylemiş. Kadıncağızın kafası hurdahaş olmuş. Derken Keloğlan tokmağı almış. Eşeğini çalan adama gitmiş. Benim eşeği ver demiş. Adam Keloğlan'a bir tokat daha vurmuş. Kel buna çok kızmış. Hemen dön tokmağım dön demiş. Tokmak başlamış adamın kafasına vurmaya. Adamın kafası kan içinde kalınca aman Keloğlan yeter al eşeğini demiş. Eşeğini vermiş. Keloğlan eşeği eve götürüp bakmış. Bu sefer mendili alan adama gitmiş. Bana bak ağa benim mendili ver demiş. Bu adam da keli kovmuş. Haydi git oradan. Ben senin mendilini filan almadım demiş. Keloğlan da dön tokmağım dön demiş. Tokmak adamın kafasını delik deşik etmiş. Zavallı adam neye uğradığını anlayamamış. Şaşkın bir halde aman Keloğlan yeter al mendilini demiş. Kelin mendilini vermiş. Keloğlan mendili alınca eve gelmiş. Annesi çok sevinmiş. Yemişler, içmişler, zengin olmuşlar. Muratlarına ermişler.